Elimize bir görüntü geldi. Geçtiğimiz saatlerde bir uçak, eğitim uçağı düşmüştü. O uçağın düştüğü anlara dair görüntüler elimize ulaştı. Hemen ekrana getirelim. Bursa'da bir eğitim uçağı düştü. Ne yazık ki iki pilot hayatını kaybetti. İşte o uçak kalktığı gibi yere çakılıyor. İki pilot, bir eğitmen vardı içinde. Hali hazırda bir kuruluşta görevli bir pilot yanında da yardımcı pilot vardı. Ne yazık ki ikisi hayatını kaybetti. Tabii pek çok soru işareti var. Uçakta teknik bir arıza mı oldu? Hava şartları mı olumsuzdu? Bir pilotaj hatası mı olmuştu diye. Ne yazık ki içindeki iki pilotu da yaşamını yitirdiği yönünde bir bilgi geldi bu eğitim uçağına dair. İşte o kazanın Uçağın nasıl düştüğüne dair görüntü de ekrana geldi. Bilmiyorum Metan Demir üzerine bir yorum yapmak yapabilir misiniz? Ne dersiniz? Son dönemde benzer e, uçak e, kazalarını ve hayatını kaybeden pilot haberlerini vermiştik ama e, bu görüntü bize ne anlatabilir sizce? Sultan Arınır bizim haber globalde de e, maalesef inşallah bundan sonra benzer kazalar tekrar etmez ama e, bu tip kazalara e, Canlı yayında denk geldiğimiz zamanlar da oldu. Kimi zaman pilotlar atlayarak kurtuldu. Eğer paraşüt kabiliyeti varsa ya da kurtarmak mümkünse, öyle kimi zaman bu uçak değilmiş, Maalesef bir bilgi Bu şimdi Türkiye'de çok önemli bir sektör. Çünkü sivil hava yollarına pilot yetiştiren böyle özel kurslar var. Doğru. Bunlardan bizim Edremit'te de var mesela. Çeşitli merkezlerde uçuş yoğunluğu olmayan meydanlarda alınan izin ve kuleyle koordinasyon, devlet hava meydanları izni çerçevesinde bu tip özel şirketler, tecrübeli pilotlarıyla havacılığa meraklı, hava yollarında pilot olmak isteyen, sivil havacılıkta görev almak isteyen uçucu kardeşlerimize öğretmenlik yapıyorlar, eğitim veriyorlar. Bunlar mesela bildiğim kadarıyla Hazerfan'da da var. Yani 3-4 evet, tane yerde böyle Evet sayısı son dönemde e, artmış var. bu tür uçuş okullarının. Arttı, var. Çünkü müthiş bir e, sektör haline Tabii. geldi. E, Hava yolu büyüdükçe, dünyada bu konuda ihtiyaç da oldukça. Hem ağaçları da fena değil. Gayet genç kardeşlerimizin bu konulara yönelmesi e, gayet doğal. Ama e, yani e, kazas belas uçuşlar diliyorum. Maalesef havacılık... Ee, ...kanla yazılmıştır diye bir ifade var. De Şehitler, çok ilginç, kalktığı gibi de, hemen bir manevra var. sonucunda Şimdi onu düşmesi çok ilginç görüntü olarak. Şimdi e, bizim televizyonlarda şuna çok dikkat etmemiz lazım. Sayısız yayına böyle katıldığım için, bazen de tamam denk geldiğim için tam ortasına. E, bu iş de kaza kırım raporu diye bir şey var. Tabii. Yani teknik ekibin gelip... Uçağa ait tüm cihazları inceliyor, hava şartlarına bakıyor, teknik donanımları inceliyor, pilotajlarına bakıyor, şu bu. İncelikten sonra kaza-kırım raporu bunlara son çerçevesini verir. Tabii. Ancak şimdi sevgili Levent hava durumu olabilir mi diye sordu bana demin görüntü izlerken. Allah rahmet etsin pilot arkadaşlara da. Hava durumu normalde meydan işletmesinin... ...meteorolojik şartlara bakarak uçuşa izin verip vermemesiyle belli olur. Yani korkunç rüzgar, yağmur, fırtına falan varken... ...böylesine fazla tecrübesi olmayan genç uçucuların i̇zin uçuşları veriyor. için... ...zaten hava koşulları çok daha e, düşük limitlerde kabul edilir. Ve öyle hadi kalkın gidin bugün de uçuş yapın ne olursa olsun hava durumu denilmez. İkincisi e, bu görüntü bize birkaç şey söyleyebiliyor. Hani ben de kadar biraz uçuş yapmıştım ama hatırlayabildiğim kadarıyla direksiyon kilitlenmesi olabilir. Kumanda ana kumandalarla ilgili bir problem olabilir. Yani bununla yüksek sese sadece olabilir diye Tabii düşünüyorum. Hiç bulmadığımız farklı bir sebep de çıkabilir. burada bir pilotaja bağlı yani genç arkadaşımızın çok büyük bir panik yapıp bunu yapması mümkün hmm. değil gibi görünüyor. Yani çekeyim şöyle. Hani uçağa kalkarken ölevi çekersiniz. Ama onun belli bir açısı var. Kalkış açıları belli bir rpm'e geliyor. Göstergelerde belli bir sürat açısı sürat var kalkış açısı var onu yazıyorsa göstergeler bunlar daha böyle profesyonel ben buna bir kere e, işte benim e, görme şansım da olmuştu üstü açıktır bunun böyle cam tavan. E, yani çok erken bir şey söylemek şey ama direksiyonla ilgili bir kilitlenme tabii. gibi görünüyor ama ben sadece kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Tabii Uzmanlar tabii. buna baktığında hayır alakası yok şu da diyebilir. Pilotaj sanmıyorum böyle bir pilotaj hatası olması için çok çekip sağa çekip arkaya doğru yatırıyor uçağı. E, zaten burada otomatik memperde, perde, perde vites etkili bir şey olur. Uçak kontrolden de çıkar. Bu normal düz uçuşta da çok çekme, çok belli açıyı bozma uçuş hücum açılarını değiştirme diye hep uyarırlar. Ama ben bunları dediğim gibi hatırlayabildiğim kadarıyla. E, ama kaza kırım raporu doğru sonucu verecektir. Tabii yani muhakkak. Ilk, e, acı tabii. E, kalktığı çok gibi bir şey. böyle bir e, düşüş yaşamış. Ne yazık